Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Doğukan. Yeni bir GTA 5 videosuyla daha karşınızdayım efendim. Şimdi biliyorsunuz iki tane bir tanıtım mod yüklenimle alakalı bir video çekmiştim. Onlar zamanla izlenir. Şimdi bir de bunun da devamını göreceksiniz. Bu benim kendi oynadığım grafik paketiyle, cartıyla, entegreli olan bir GTA 5. Bu GTA 5 eski sürüm bir GTA 5 ama 28-45 olması lazım ve GTA 5'in modlarda en stabil çalışan sürümü, en çok güncelleme almış sürümü ve modlarda hiçbir problem çıkarmayan sürüm bu. Normalde öyle söyleniyor ama yeni sürüme de yapıyoruz aslında hani biz de. Sadece grafik paketinin falan entegreli çalıştığı sürüm bu arkadaşlar. Öyle biliniyor. 28-45 sürümü diye bilinir. Ama bu sürüme destek çok yerde bulamazsınız. Çünkü eski sürüme destek vermiyoruz der genelde insanlar. İsterseniz size biz bunları arkadaşlar ücretli bir şekilde veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Biz bunu size şey yapıyoruz. Nasıl diyeyim? Paketliyoruz. 120 GB'lık oyunu size atıyoruz ve 120 GB'lık oyunu siz bilgisayarınıza normal GTA 5'in kurulu olduğu yere kuruyorsunuz. Orijinal GTA 5'in ismini değiştiriyorsunuz. O şekilde kuruyorsunuz efendim. Şimdi o şekilde yapacağız. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, tabii şöyle bir açılış şeyimiz var biliyorsunuz. Rage plugin'i falan açıyoruz. Biraz kasma olabilir, geç gelebilir, bir oyuna bir girelim. Bir göreceksiniz zaten. Şimdi biraz bilgisayarınızın iyi olması lazım. Bilgisayarınız kötüyse zaten yine bu sürüme şöyle bir ihtiyacınız olabilir. Bak arabaları göstereceğim. Telsiz paketini göreceksiniz, tamam mı? Ondan sonra Rage'imiz açıldı. Oyun ekranına tekrar dönebiliriz. İşte ondan sonra farklı farklı şeyleri zaten görmüş olacaksınız. Hemen onları da bir göstereceğim size zaten arkadaşlar. Arkadaşlar. İsterseniz iletişime geçersiniz. Komple bütün dosyalarıyla alabilirsiniz. Yani içindeki arabaları, cartı, jurtu. Arabalar ayrı bir fiyat. Pardon. Arabalara ayrı fiyat çekiyor arkadaşımız. Yani oyunun komplesine hani arabasız ama çalışan bir sürüm, grafik paketli, benim bilgisayarım iyi, RTX'de ekran kartım var diyorsan kanka, kesinlikle tavsiyemiz bu oyunu kullanman. Ama diyorsan ki şöyle hafif bir quant V olsa yeter, çakarım şiddeti olsun, oyunum kasmasın diyorsan da benim kurulum videoları izleyeceksin. Ama oyunum şöyle semih biçer tadında, şöyle onun kullandığı gibi LA Roads'lar, işte efendime söyleyeyim ENB'ler, cartlar, curtlar olsun diyorsan paket bu paket. Bizim hazırladığımız paket bu paket arkadaşlar. Bakacağız. Bir girelim bakalım, bir görün oyunu. Nasılmış, değilmiş. Bakalım beğenecek misiniz? Bir açılsın. Çok tutmayacağım zaten sizi. Bir 10 dakikalık bir video olacak yani. Bir görün bakalım. Şimdi kasmalar olur, donmalar olur. Mevcuttaki sebebiyet şu. Çok arkada çok fazla işlem dönüyor. Aşırı fazla işlem dönüyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Ya yemin ediyorum kalabalık bir ekibim olsa, yemin ediyorum GTA 5'in online'da çok güzel şey görevleri var. Onları oynamak istiyorum yani. İşte arkadaş ekibimiz yok olsa. Ama kaçırdık artık ya. Çok eskide kaldı yani. Kaç senenin öncenin heist görevleri duruyor. Onları yapacaksın, edeceksin de cart curt da çok uzun sürüyor bir de. Bak kanka bir heist görevi yani YouTuber'ların yapmamasının sebebi açık net ortada yani. En az bir saat sürüyor bir heist yani. Harbiden bir saat sürüyor yani. Bir de yanlış yaptın mı dön başa. Bir saat daha. Millet onun için oynamıyor. Heistler çok uzun çünkü. Oyunun kendi hikayesinden daha uzun online görevler var oyunda anasını satayım. Arkadaşlar GTA 6 çıkıyor biliyorsunuz. Orada modlama sistemine adamlar destek verecekmiş herhalde Rockstar. Öyle bir duyum var bilmiyorum ama bakacağız yani. Eğer destek verirse gerçekten GTA 6'da daha farklı sistem olur. En azından grafik paketle falan uğraşmayız yani. En azından orada bir rahatlama olur. Adamlar moda destek verirse modlamada bir rahatlama olur. Böyle sorunlar yaşamazsın yani. Çünkü herkes de o tutmuyor bu soktuğumun polis modu. Herkesin oyununda tutmuyor ama dediğim gibi bunu size satın alırsanız hem tutuyor hem güzel oluyor.
Valla fiyatlandırma konusunda bilgim yok. Size bir iletişim yeri bırakacağım. Onunla iletişime geçersiniz. Zaten her şeyi söyler. Loading LSPDF var. Burada bekliyoruz. Normalde burada herkesin oyunu kapanır, açılır, cart olur, curt olur. Gelmez, gitmez, çıkmaz. Ama bizde Allah şükür öyle şeyler olmuyor. Ceza yazmaya denk gelmişiz. Tamam, sal karıyı. Ceza mı yazdık? Keşke bir asayiş skinli giyseydin. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Wardrobe'da ne var? Sivil var. Öyle benim sivil taktığım var. Normal ücretsiz verilen sivil yelekler de var. Onlar falan da var yani. Onları sivil yeleklerini falan kullanabilirsiniz. Türk İş Most'ta paylaşılan. Asayiş kıyafetlerimiz bunlar işte. Omuz telsizleri. Palaska, farklı palaskalar da var. Bunlar işte montları vesaire. Polis montu falan, asayiş. İşte şöyle asayiş gömlek vesaire, buradan bakabilirsin işte yani. Bu paket böyle bir paket, görüyorsun. Hepsi çalışıyor. Bekçinin bu arada palaskayı falan dikkat çekerim. Trafik montlar. Yani gayet güzel yani. Bisikletli polisler, Yunus polisleri, motorize trafikler, Haydiler, Çevik Kuvvetler, 112 sağlık kullanmak istersen Yunus polisleri, Polar Yunus, Kasklı Yunus, ondan sonra maskeli, motosiklet trafik polisi, sivil trafik, ondan sonra Şahin. Bu arada sivil trafik İstanbul bu. Şöyle trafik polisi, Şahin. Ulaşım denetim var, onu eklemeyi unuttum. Ulaşım denetim var ama onu söyleyeyim. İsterseniz bir asayiş, şu asayişin şu montu çok hoşuma gidiyor. Trafikte de var bu aynısı. Bu çok, ama araba olarak bu değil. Araba olarak ne oynayalım? Polis birden bir tane atabiliriz buraya. Egea'mız var tabi. Yine bir tane. Şimdi LA Road var. LA Road'da şeyler daha farklı arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Polis 2'de ne vardı? Polis 2. Bu var. Infinity çakarlı. İsterseniz araç tanıtımlarını yaparım tek bir videoda ama güzel araçlar var elimizde. Şöyle Discord kapanmadan arkadaşların hediye ettiği araçlar işte. Bir tane Doblo Maxim'iz var. Tenekeli. Polis 4'e bakalım ne varmış. Dacia'da kırmızı var. 46 plaka. Yani o turuncunun olması bir kez daha çıkartmam lazım. Polis 5'e polis. Çok fazla çıkarırsanız bu arabaları bu arada grafik pakete şaşıyor. Oyuna girip çıkmanız lazım. Büyük ihtimalle birazdan şaşar. Polis 6'yı açalım. Bu araba güzel değil ya. Bu araba yapılan en bok arabalardan biri ha, geldi. Yıkık. Yıkık Connect geldi. Kanka, bir saniye. Bir şey daha göstereceğim size şimdi. Polis 10'da ne var mesela? Bu var. Bu da Infinity'li değil mi? Bu da Infinity'li. Polis 13'te falan ne var? Ha, ulaşım denetim. Bak görüyorsun, ulaşım denetimi UKM. Bizim ulaşım denetim arabası. Çok güzel bir araba bu. Polis 10'da bir şey var mı? Bunu zaten aldık. Polis 11. Jetta'mız var. Bu Jetta bayağı tuttu. İstanbul polisiymiş bu da çok denk gelmedim ben bu Jetta'ya İstanbul'da da. Bu Jetta da çok istenen arabalardan birisiydi herhalde. 13'te ne var? Bu var. 12'de ne var? Kango var. Polis 14'te ne var? Aa, Peugeot'umuz var. Tamam, güzel, Peugeot ile kalabiliriz.
Şimdi Peugeot'umuz var. Kıyafetleri zaten gördünüz. Bir de telsiz seslerimiz var. Olmaz olur mu telsiz seslerimiz? Bak şimdi. Dinle. Normalde şey de var arkadaşlar. F'ye basınca donmasının sebebi transmission'lar falan vardı. Onları ben kaldırdım da. Şimdi şey de var bu arada. Yunus Polis motorumuz da var. Onu da göstereyim. O ayrı bir araba. Bu arada şeyler falan da var. Bak şimdi. Bak. Sesi duyuyor musun? Beyazlı bir de. Arka çakarı beyazlı. Çakarını falan... Sesini duyuyorsun değil mi motorun? Motorun kendi sesi. Bunlar için iletişime geçersiniz. Ekstra bir de... şimdi bunu bu şekilde ama... Şimdi motorun falan düşmesi muhabbeti manuel transmissions oyunda hala aktif herhalde. Bilmiyorum, bir ayar var. Onu bir arkadaşımıza sormam lazım. Onu bir kaldırmam lazım. Motor falan düşüyor oyunda. Motorun metasında sıkıntı var. Sadece o düzelecek. Sorun değil. O yapılır yani. O dert değil de. Şimdi arkadan gelen sesler normalde böyle değil. Arada bir geliyor. Bu işte Amerika'nın arada bir geliyor. Normalde Türk sesleri var arkada. Amerikan arada bir geliyor yani. Normalde böyle gelmez. Polis radyo. Request call dedim. Dur bakayım. Bak. Gittik mi kan? Kod 3 verdi. Hemen arkamıza verdi. Kanka. Repair arabayı. Şunu kapat. Selamünaleyküm gençler. Dur. Silah seslerini de göstereceğim size. Bir gerçek silah sistemini aktif edeyim. Kovalama yerler gönder. Oğlum silahımı versene. Kaçıyor bu. Hızlı hareket etmeyeceğim. Biraz yavaş olacağım bunda. Onunla alakalı da olabilir. Lan jandarma. Ne oldu lan? Adam yok oldu lan arabanın içinden. Olur, olur öyle. Mesela geliyorsun kanka buradan, olay yeri temizliyorsun, çağırdığın backupları tek tek uğraştın. Mesela bir devreye de atman lazım tekrar bir şey için. 8-12 merkez valla ekipler. 8-12 merkez valla ekipler. Yakın bir yerim. Telsiz sesleri güncellenecek zamanla. Onu söyleyeyim. Hani telsiz seslerini paket olarak satın alırsanız arkadaşlar güncellemelerin yarı fiyatını alırsınız yani. Fiyatları hakkında bilgim yok ama illaki Emir şey yapar yani. Benden geldiğinizi söylerseniz şey yapmaz. Sıkıntı çıkarmaz. Durdurup trafik de yapabilirsiniz. Aa, şu çekici araçları Iveco. Gördüğün gibi kanka. Bunlar falan var yani. Elimizde var. Ha şeyler var. Ferrari'ler var. Golf'ler, Mof'ler var ya Ferrari. Elimde en iyisi var bu arada. Bak. Bir saniye adına bakmam lazım. Bir saniye arkadaşlar.
Şu ELS dosyasından adına bakacağım. 488 olması lazım Ferrari'nin ismi. Bir de oyunda çok fazla böyle alt tab yapmayın. Oyun kafayı yer, açılmaz. Mesela şu an donsa yeridir yani. Açılmayabilir şu an belki. Arkadaşlar grafik paketi var oyunda. Onun için böyle yani. Bozulma yapabilir. Bu normal bir oyun oynamıyorsunuz yani. Anladın mı? Sıkıntılı bir oyun yani. 488 bak. En iyisi kanka. Piyasadakinin en iyisi. He. Renginin böyle geldiğine bakmayın. Şeylik yapmanıza gerek yok. Vehicle option. Menu custom kanka. Şuradan bir renk değiştirmek zor değil. Paints mesela. Primary color. Mesela metalik olsun kanka. Metalik. Buradan kendine uygun bir şeyler de yapabilirsin yani. Rengini değiştir. Rengi değişiyor arabanın. White'a geleceksin. Son tarafta zaten white. Ice white'lar var mesela. Birazcık daha frost white var bak. Çok güzel oldu bu. Bak. Maviler falan biraz güzel oldu. Beğendim. Bak şimdi çakarına. Yavaş. Kanka bunlar falan da var yani, anladın mı? Hallederiz. Dert etmeyin yani. Bunları falan. Yunuslar var. Yunus arabaları çok seviliyor piyasada. Ve ya ne sivil araçlar falan var ya. Clio'lar Clio'lar var. Ben onları isterseniz zaten ben size özel olarak göstereceğim. Yunus paketimizde ne vardı bizim? Yunus'ta ne var? Yunus 2'de mi? Yunus 4'teydi herhalde o. Ah, al. En çok sevilen, en kalitelisi burada kanka. Al. En çok sevilen Yunus arabası zaten. Devriye de. Al. Çevirme noktası amına koyayım. Tam tepe. Kaçılacak yer de yok. Tam virajı döndü bak. Virajı döndü. Yunus polisi çift taraflı çevirme kanka. Manuel transmission hala daha kurulu bak. Kaldıramamışız modu amına koyayım. Mesela buradan gel baba, Yunus oynayacaksın. Wardrop dedin hemen, F11. Yunus'a geldin. Ha, bu arada kıyafetler hakkında bir şey diyemem. Onu söyleyeyim, kıyafetleri. Çünkü kıyafetin biraz durumu farklı herhalde, bilmiyorum. Şöyle oynayabilirsiniz yani. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir Yunus polisi. Yanınıza kendi arkadaşınızı alabilirsiniz şu şekilde, aynı kıyafetten. Gel kanka, biraz bir takılalım. Gel bakalım. Ha, şu kontrol P'den Çakar'ın şeyini falan değiştirebilirsiniz. Şöyle. Şunu K'dan B kapatabiliriz aslında. Al, taksi ile alakalı bir şey geldi. Ver bize. K'dan beyazını da açabilirsin. Şundan kapatabilirsin. Yani kademe kademe ayarlamayı biliyorsunuzdur. Üçüncü kademede arkalarındakiler de çalışıyor. Suspect var diyor. Hayırdır? Taksiyle mevzu çıkmış. Ne oldu lan? Kanka sen şuraya bir hava desteği göndersene. Dur lan! Kerim dur. Al arkadakini al. Ha, bu değil mi alacağımız? Bu mu? Bu taksici zaten. Ben ilkinden hemen hava desteğini gönderttirdim. Hava desteği gönder, havacı bulsun yani bunu. Dur lan işte dur. Geri zekalının oğlu. Hatta size de bir göstereyim. Sadece burada değiştirmemiz gereken mesela şeyin Türkçeleştirmesi. Complete tablet sistemindeki Türkçeleştirme çok Suriye dili gibi. Onun daha iyisini bulacağım ben. Onu daha bulamadım. Onu tam halledemedim yani. Complete değişecek. Anlar, sorun değil arkadaşlar. Önemli olan arabaların kalitesi yani.
Motorda olsaydık şu an daha farklıydı iş. Dur lan, dur ulan, dur ulan. Neyse, en azından helikopter var, kaybolmaz da. Kanka seni var ya, çok güzel döveceğim ben ya. Senin amına koydum bunu oğlu senin. Ah, tutmadı ki. Gel 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 gel. Dur. Dur, yat yere, yat yere. Kal öyle, kal öyle, kal öyle, kal öyle, kal öyle. Gitme, gitme, düşeceksin, düşeceksin. Düşeceksin. Kal öyle, kal öyle. Al abi bunu. Al abi bunu. Tamam abi, sen git de. Taksici abi fotoğrafını alıyor. Mesela üstünü arayabiliyorsun. Arkadaşın yakın olsa arkadaşını aratabilirsin. Kendini de arayabiliyorsun üstünü. Böyle üst araması gerçekleştirebiliyorsun. Ondan sonra buraya karakol aracı gelmez kanka. Menü'nun bir güzelliği var. Şuradan F9'dan hızlı bir şekilde böyle durumlarla karşılaşabilirsin. Bu absürt durum yani. Mouse'un sol tıkıyla aldın, getirdin. Yaşanan olay neredeydi? Buradaydı. Değil mi? Nerede? Burada değil. Kanka, olayı kaybetmiş olamayız. Arabalar kaybolmuş olamaz, değil mi? Şunu kanka, buna vereceğin en büyük ceza bu zaten. Öldü mü o? Öldü, gitti zaten. Tamam, sıkıntı yok. Yani olay bu şekilde. İletişime geçebilirsiniz. Açıklamada bırakıyorum arkadaşlar. Güzelce oynayın yani. Sıkıntı yok. Uygun fiyata bırakır arkadaşımız ama şunu tekrar söylüyorum. Kıyafetler hakkında bilgim yok. Çünkü kıyafetler başka bir arkadaşımızın olabilir. Onu bir sormam lazım. Yine ben bir tane iletişim linki bırakırım. O arkadaşımız yine size kıyafeti, cartı, curtu iletişimini size gönderir. Ben karışmıyorum ona ama arabaları, cartı, curtu zaten bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. TSK başarılar diler. TSK ne alaka?